Sevgili mutfaktan herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle misafir sofralarınızda görüntüsüyle göz dolduracak, lezzetiyle de damak çatlatacak bir kurabiye tarifi paylaşacağız. Tek hamur yoğurup iki farklı lezzet hazırlayacağımız bu güzel kurabiyelerin tarifine hiç vakit kaybetmeden malzemelerimi sayarak başlamak istiyorum. Öncelikle kurabiyemizin yapımı için oda ısısında bekletilmiş yumuşacık 250 gram katı yağ ihtiyacımız var. Arzu edenler tuzsuz tereyağı kullanabilir, arzu edenler de margarin kullanabilir. Yağımızın üzerine 200 ml'lik klasik su bardakları ile yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağına yakın, 1 su bardağından çok hafif bir eksik pudra şekeri ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu nişasta ilave ettim. 1 paket şekerli vanilin ve aldığı kadar un ilavesiyle hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Daha sonra ilave edebilmek için de 1 yemek kaşığı dolusu kakao ve 1 çay kaşığı da Türk kahvesi kullanacağım. Kurabiye hamurumu yoğururken ilk etapta 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 3,5 su bardağı un ilave ettim. Ardından hamurumu güzelce yoğurduktan sonra yaklaşık portakal büyüklüğünde bir parçayı ayrı bir yere ayırdıktan sonra kalan hamurumun içerisine yarım su bardağı kadar daha un ilave ettim ve toplamda hamurum için 4 su bardağı un kullanmış oldum. Aldığı un miktarı kullanmış olduğunuz unun markasına bağlı olarak değişebilir. Lütfen hamurunuz kıvamını bulmadan önce videoda gördüğünüz şekilde yaklaşık portakal büyüklüğünde bir parça hamur ayırın. Geriye kalan hamurunuza da yeteri kadar böyle kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur oluncaya kadar un ilavesinde bulunun. Verdiğim un ölçüsüne sabit kalmak zorunda değilsiniz. Lütfen yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurmaya gayret edin. Kalan sade hamuruma un ilave edip kıvamını verdikten sonra ilk önce ayırmış olduğum portakal büyüklüğündeki hamurumu tekrar yoğurma kabıma alıyorum ve içerisine 1 çay kaşığı Türk kahvesi ilave ettim ve 1 yemek kaşığı kakaomu azar azar yedirerek ilave ediyorum. Yine kullanmış olduğunuz kakaonuzun markasına bağlı olarak rengi bazen çok koyu olabiliyor. Bu sebeple azar azar ilave edin. Çok acı bir tat vermesini de istemeyiz normalde kurabiye hamurumuzun. Kakaonuzu da kontrollü bir şekilde ilave edin. Kakaonuzu ekledikten sonra hamurunuz kıvamını bulmuş olacaktır. Ama ayırmış olduğunuz parça belki büyüktür veya dediğim gibi yine kakaonuzun da markasına bağlı olarak kıvamını bulmamış olabilir. Çok az tatlı kaşığıyla veya yemek kaşığıyla azar azar un ilave ederek kakaolu hamurunuzu da kulak memesi kıvamında bir hamur haline getirin lütfen. Videoda gördüğünüz şekilde biri ufak kakaolu, diğeri büyük sade olacak şekilde iki parça hamur yoğurduk ve hamurlarımızı hazır hale getirdik. Hamurumu rahat açabilmek için masamın üzerine çok hafif elimle biraz su serpiştirdim ve üzerine ikiye bölmüş olduğum buzdolabı poşetimi yerleştirdim. Arasına sade hamurumu koydum ve üzerine tekrar bir buzdolabı poşeti daha yerleştirdikten sonra merdane yardımıyla kare olacak şekilde yaklaşık 1 santim kalınlığında hamurumu açtım ve kenarlarını düzgün bir şekilde kestim. Yine aynı şekilde bir poşet yardımıyla kakaolu hamurumu da açacağım. Kakaolu hamurumu sade hamurumdan biraz daha ufak olacak şekilde aldım ve yine aynı boyutta olacak şekilde açıyorum. Sade hamurumuz kalın, kakaolu hamurumuz biraz daha ince olacak. Açmış olduğum kakaolu hamurun üzerine sade hamurumu poşet yardımıyla çektim ve eşit boyutlarda kenarlarını keserek çıkardım. Hatta bir parmak kadar daha kısa kesseniz de hamurunuzu yerleştirirken daha rahat edersiniz. Sarmaya başladığımız nokta bir parmak kadar sade hamurumuz kakaolu hamurumuzdan büyük olsun lütfen. Kakaolu hamurumun kenarındaki fazlalıkları da elimdeki plastik aparat yardımıyla keserek çıkardım. Ve alttaki poşet yardımıyla hamurumu güzel bir şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Ve yine poşet yardımıyla ve elimdeki plastik aparat yardımıyla hamurumu kenarlarından güzelce sıkıştırarak her tarafının eşit kalınlıkta olmasını ve hamurun güzelce sıkışmasını sağlıyorum. Bu şekilde hazırlamış olduğum hamurumu poşet yardımıyla düz bir tabak üzerine alıp derin dondurucuda yaklaşık 15 dakika kadar dinlendireceğim.
Çok yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için hamurumuzu dilimlerken rahat şekil alabilmesi, rahat hareket edebilmek için derin dondurucuda biraz dinlendirmenizi tavsiye ederim sizlere de. Hamurumu ilk etapta bıçakla dilimleyerek sizlere gösterdim iç dokusunu. Hamurunuzu keserken renkler birbirine geçiyor. Ama iple keserseniz gördüğünüz gibi gayet güzel renkleri birbirine geçmemiş. Güzel bir şekilde dilimleyebiliyorsunuz. Evet, iple dilimlemek biraz el oyalayıcı oluyor ama kesinlikle sizlere de iple dilimlemenizi tavsiye ederim. Yaklaşık 1 santim genişliğinde parçalara bölerek hamurun bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakmayı unutmayın lütfen. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz, abone olursanız da çok sevinirim. Tek hamurdan hazırlayacağımız iki çeşit kurabiyemizin ilkiydi ve bu ilk kurabiyemizin de ikinci aşamasıydı. Şimdi yine şekil verirken buzdolabı poşetinden faydalanacağız. Bir dilim kurabiye hamurumdan alarak bir buzdolabı poşeti arasına yerleştireceğim. Üzerine düz bir plastik aparatla çok hafif baskı uygulayarak kurabiye hamurumun biraz büyümesini sağlıyorum. İncelterek büyütmüş olduğum hamurumun tam ortasına yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar kahvaltılık çikolata koyuyorum. Arzu ettiğiniz herhangi bir marka çikolata kullanabilirsiniz. Çikolatayı koyduktan sonra yine poşet yardımıyla hamurumu birbir üzerine katlayarak rulo şekli veriyorum. Ve yine elimdeki plastik aparat yardımıyla ve poşet yardımıyla hamurumu biraz sıkıştırarak iki yanlara doğru biraz uzamasını ve altının ek yerinin de birbirine yapışmasını sağlıyorum. Şekil verme aşaması yine pek çok arkadaşımıza el oyalayıcı gelebilir ama gerçekten tattığınız zaman kurabiyenin buna kesinlikle değer olduğunu anlayacaksınız. İnanılmaz lezzetli bir kurabiye oluyor. Kesinlikle ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyen arkadaşlardan da özellikle yorumlarını mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Kurabiyelerime bir taraftan şekil verirken bir taraftan da sizlere birkaç tane detayını belirtmek istiyorum. İlk önce hamurlarımızı açarken, kare şeklinde açarken sade hamurumun tamamını tek seferde kullanarak açtım. Ama kakaolu hamurumdan küçük bir parça, yaklaşık 2 ceviz boyutunda parçayı kenara ayırdım. Geriye kalan kakaolu hamurumu açtım. İnce bir hamur olmasını istediğim için kakaolu hamurumu tek seferde açmadım. Ama dediğim gibi sade hamurunuzu tek seferde kullanabilirsiniz. Kakaolu hamurunuzu ince kullanmanız gerekiyor. Şeklini güzelce vermiş olduğum kurabiyelerimi 180 derecede önceden 7-8 dakika ısıtmış olduğum fırınımda toplamda 20-25 dakika arası pişirdim. Kurabiyelerinizin üzerinin çok fazla kızarmasına müsaade etmeden fırından alın lütfen. Fırında ne kadar uzun süre kalırsa içerisinin çikolatası da o kadar çok pişecek ve hatta kıtırlaşacaktır. Bu sebeple 20-22 dakikayı geçmemesine özen gösterin. Hazırlamış olduğumuz içi çikolatalı ilk şekilli kurabiyelerimiz tamam. Şimdi sade hamurumun kenarından çıkan ve kakaolu hamurumun kenarından çıkan parçaları da videoda gördüğünüz şekilde şekillendirerek hazırlıyorum. Yaklaşık ceviz boyutunda koparmış olduğum hamurumu elimde önce yuvarlıyorum, ardından biraz uzatarak iki ucunu hafif sivrilterek şekil veriyorum. Şeklini vermiş olduğum kurabiyeme de bıçağın ters tarafıyla tam ortasına gelecek şekilde biraz bastırarak çukur oluşturuyorum. Aynı şekli kakaolu hamurlarıma da uyguluyorum. Tek hamurda ikinci çeşit kurabiyemi de hazırladıktan sonra yine 180 derecede önceden 6-7 dakika ısıtmış olduğum fırınımda toplamda 20-25 dakika arası kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Lütfen çok fazla kızartmamaya gayret edin bu kurabiyelerinizi de. Pişme süresi, ısı derecesi ve konumu fırından fırına mutlaka değişiklik gösterecektir. Kurabiyelerinizin üzerine dediğim gibi çok fazla kızartmadan altlarını güzelce kızartıp kurabiyelerinizi kontrollü bir şekilde pişirerek alabilirsiniz. Benim ikinci kurabiyelerim de pişti şimdi. İki kurabiyemi de tepside tamamen soğuması için bıraktım. İlk kurabiyelerimi sade olarak ikram edeceğim ama bu kurabiyelerimi biraz eritilmiş çikolatayla ve Antep fıstığıyla süsleyerek servise hazırlayacağım.
Yaklaşık 80 gram kadar sütlü çikolatayı benmari usulü erittim ve her bir kurabiyemin yarısı kadarını çikolatanın içerisine batırarak yağlı kağıt üzerine diziyorum. Ben sütlü çikolata kullandım ama arzu ederseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz veya beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Kurabiyelerimin tamamını çikolatayla kapladıktan sonra birkaç tanesine Antep fıstığı serpiştireceğim. Dediğim gibi bu tamamen tercihinize kalmış. İsterseniz sade bırakabilirsiniz, isterseniz yerine fındık veya ceviz parçaları veya Hindistan cevizi de serpiştirebilirsiniz. Çikolatayla hem süsleyip hem lezzetlendirmiş olduğumuz kurabiyelerimizin çikolataları da donduktan sonra artık servis için kurabiyelerimiz hazırdır. Tek hamurla iki farklı şekilde hazırlamış olduğum kurabiyelerimin iç dokusunu sizlere yakından da göstereceğim hemen. İlk önce hemen kakaolu ve çikolatalı kurabiyemi tadıyorum. Gerçekten ağızda kum gibi dağılan ve yumuşak bir dokuya sahip enfes bir lezzet. İkinci olarak da içerisi kahvaltılık çikolata koymuş olduğumuz şekilli kurabiyem. Hem görüntüsü hem lezzetiyle ikinci kurabiye benim favorim oldu diyebilirim sizlere. Dediğim gibi yapımı biraz zahmetli ama gerçekten lezzetine değer. İnşallah bu güzel tarifleri sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Denerseniz lütfen kıymetli yorumlarınızı esirgemeyin benden. Keyifle hazırlamış olduğum bir videonun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi dilimin döndüğünce tüm detaylarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun.